Şehrin süsüdür. Parklar, çeşmeler, banklar ama şimdi size bahsedeceğimiz bu kentsel ürünler alışılmışın epey dışında. Sanat İstanbul Ajans Başkanı İlyas Ertemur'la Sebil geleneğine ve tematik parklara kattıkları yenilikçi anlamı Eko Günden'de konuştuk. Estetiğine katkı sağlayan butik projelerle dikkat çeken Sanat İstanbul, şehrin ortak kullanıma açık tüm alanlarında ince dokunuşlarla değişim yaratıyor. Ajans Başkanı İlyas Ertemur yola çıkış hikayelerini paylaşarak söze başlıyor. Kentlerin güzel görünümüne katkı sağlayan, kent estetiğini besleyen, tamamlayan orijinal projeler yapıyoruz. Yani bu projeler içerisinde bu alanda sergilediğimiz projeler bizim butik projelerimiz. Bir şehrin kapısından saat kulesine, oturma banklarına, ara refüjlerine, taksi duraklarına, büfelerine, iletişim noktalarına varıncaya kadar bir şehri konumlandırabiliyoruz. Bir şehrin estetiğini tamamlayan unsurları tabiri caizse tamamen o şehre özgü, o şehrin medeniyetine özgü tasarımları yapıyoruz ve belediyelerin hizmetine sunuyoruz. Kente en uygun çizgiler belirlenirken tarihi ve kültürel doku göz önünde bulunduruluyor. Sosyologlarla, tarihçilerle, sadece mimarlarla değil. Çünkü mimarlar her şeyi sadece çizgisel olarak bakıyorlar. Bir sefer bu işin derinliğine, işin felsefesini, hikayesini çok iyi konumlandıran, çok iyi algılayan bir yapı oluşturmanız gerekiyor. Onun için biz de bu yapıyı önce oluşturuyoruz, önce kafada bitiriyoruz, sonra masada bitiriyoruz. Deyim yerindeyse tarih dile geliyor. Osmanlı mimarisinin yaygın eserlerinden Sebiller, ikram çeşmeleriyle modernize ediliyor. Bütün tasarımların bir ruhu var. İkram çeşmelerinin bir ruhu var. Çünkü ikram çeşmeleri eskiden ecdadımızdan beri gelen Sebil geleneğinin bugünkü çağdaş versiyonu. O zaman sadece belki su dağıtılıyordu. Zaman zaman başka ikramlar da yapılıyordu ama kurumsallaşmamıştı. Biz bunu birazcık daha kurumsallaştırarak, bir tık öteye götürerek tabiri caizse, içine özel sistemler ekleyerek, kişi istediği zaman sıcak, istediği zaman soğuk ve yaklaşık 1500 kişi aynı anda hizmet alabileceği sistemler geliştirerek ikram çeşmeleri, Sebil geleneğini yaşatan ikram çeşmeleri yaptık. Park bahçelerde yeterince iyi bakılamayıp kurumaya yüz tutan çiçekler İlyas Ertemur'u harekete geçiriyor ve kendi kendini sulayabilen estetik ve de akıllı saksılar şehrin açık alanlarını süslemeye başlıyor. Park bahçelerde, ara refüjlerde belediyelerin işini kolaylaştıran, kente estetik duygu katan akıllı saksılar geliştirdik. Sadece şundan dolayı geliştirdik. Bakıyoruz ki akıllı saksılarda insanlar, park bahçedeki insanlar çiçeği ekiyorlar, yetiştirecekler, sulayacaklar, temizleyecekler, dezenfekte edecekler, aydınlatacaklar. Büyük bir kabusa dönüyor onlar için ve koruyamıyorlar. Biz diyoruz ki bu akıllı saksılarla park bahçelerde yetişsin, bir gece vakti belirlediğiniz alanlara bir anda koyduğunuz zaman hem fıskiye yapmış olursunuz, hem çiçeklendirme yapmış olursunuz, hem de çok güzel şehre dekoratif tat veren aydınlatmalarıyla bir hava oluşturmuş olursunuz diye düşünüyoruz. Sensörler vasıtasıyla oturulunca otomatik olarak çalışan konuşan banklar en dikkat çeken projelerden. Konuşan banklar sayesinde masal parkı, edebiyat parkı ve hatta şehrin tarihi, kültürel değerleriyle ilgili bilgilerin aktarıldığı tematik parklar oluşturmak mümkün. Bizim en ilginç projelerimizden birisi de konuşan banklarımız. Yani masal banklar, nostalji banklar, edebiyat banklar, radyo banklar. Biz bununla diyoruz ki gelin tematik parklar oluşturun. İnsanlar geldiklerinde sadece oturmasınlar. Kulakları da böylece hem dinlensinler hem dinlesinler. İkisini birden gerçekleştirsinler diye konuşan banklar ürettik. Bu banklar size bazıları şiir okuyor, bazıları masal anlatıyor, bazıları çok güzel nostaljik parçalar söylüyor. Bazıları da oturuyorsunuz, canlı radyo dinleme imkanına sahip oluyorsunuz. Mobil sahne projesi de kısa sürede kurulabilmesiyle gün içinde çok sayıda etkinliğe imza atan yerel yönetimlerin imdadına yetişiyor. 5 dakikada her şeyiyle birlikte mükemmel bir sahneye dönüşen butik ama büyük değil bir mobil sahne projemiz var. Uzun zamandan beri yaptığımız bir projedir. Belki bir belediyenin bana göre eli kolu ayağı niteliğinde olan bir proje. Aynı anda, aynı gün içerisinde onlarca etkinlik yapabilir. Sadece düğmelere basacak. O kadar. Onun için bütün platform hazır anlamına geliyor. İşte bu ve buna benzer şehre dokunan, şehri yaşayan, şehri yaşatan, şehrin kimliğine kimlik katan, kimliğini daha ön plana çıkartan işler yapıyoruz.
Şehri bir bütün olarak ele alan, kent hürriyetine ruh katan projelerin mimarı İlyas Ertemur sözlerinin sonunda yaşayan şehirlerin inşasında ve dönüşümünde kültürel katkılarının süreceğini söylüyor. İnsanlar gördükçe ancak algılayabiliyorlar. Biz görsel insanlarız. Türk milletinin iki önemli şeyi vardır. Biri görseldir, biri duygusaldır. Eğer Türk milletini duygu tarafından yakalarsanız ve görsel taraftan yakalarsanız istediğiniz tarafa çekebilirsiniz. Siz eğer o duyguyu o kişiye öğretirseniz, bir kültür birikimi sunarsanız, şehri bir kitap gibi açar ve kitap gibi ona dinletirseniz, ben öyle tahmin ediyorum ki dönüşüm buradan çok daha hızlı gidecektir.